Şöyle indi biraz şu. '91'den beri bu işi yapıyoruz. Normalde biz unlu mamulleriyiz. Ama Ramazan olduğu zaman Ramazan'a özgü Elazığ'da yöresel bir ürün yapıyoruz, nohut ekmeği. Bu Ramazan dışında çıkmıyor. Genelde Ramazanlarda yapılıyor. Nohut ekmeği yani tarihi çok eskilere dayanan bir ekmektir. Sürekli Ramazanlarda yapılır. Biraz yağ var içerisinde, şeker var içerisinde. Bir de bu nohut ekmeği değişinin sebebi aslında nohut mayasından yapılır. Nohut kırılır, ikiye ayrılır, şişenin içerisine konur. 12 saat sıcak bir ortamda bekletilir. O beklediği zaman fermantasyona uğrar. O zaman işte maya ondan elde edilir. O mayadan ekmek yapılır, nohut ekmeği. Tabii meşakkatli bir süreç, uzun bir zaman alıyor. Tabii şimdi yeni artık suni mayalar çıktığı için o mayalar pek artık kullanılmıyor. Yani asıl nohut ekmeğinin ismi oradan geliyor. Yani koronavirüsünden dolayı satışlarımız belki bizi bireysel olarak etkilemedi ama bizim meslektaşlarımızı etkiledi. Çünkü bizim 2-3 tane şubemiz olduğundan dolayı biz kendi bir müşteri potansiyelimiz var. Tezgahlarımızda satabiliyoruz. Ama tezgahı olmayıp da böyle dışarıda işte stand açıp satanları etkiledi. Çünkü onlar dışarı gönderen bir ürünlerini. İnsanlar dışarı çıkmıyor. O yüzden satışlar tabii etkilendi. Yani yıllardır buradan alıyoruz. Bayağı yıllar oluyor. Her zaman buradan alıyoruz. Lezzeti, kalitesi harika. Ramazan'a özel, iftara güzel. Bütün insanlarımıza da öneririm. Yani böyle bir fiyatı da uygun. Böyle bir yeri bulamazlar, kaçırmasınlar. Çok güzel bir duygu. Yani genelde çoğu insanlarımız bekliyor. Bir sene boyunca bekliyorlar. Ve bunu almak için gerçekten uğraş da veriyorlar kimisi. Yani sahurda da, iftarda da çok güzel gidiyor. Elazığ'a özgün bir lezzetimiz. Her tarafta da bulunur.